Değerli izleyenler iyi akşamlar. Bugün 4 Kasım günlerden Perşembe gündemden haberlerle Lehlen TV ekranlarında karşınızdayız. Bursa'da ayrılmak için mahkemeye başvuran çift dava sürecindeydi. Kadın süreç devam ederken başka bir erkeğe mesaj atınca bu durum sedakatsizlik olarak nitelendirildi. Kadın kocasına tazminat ödeyecek. Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan karı koca karşılıklı olarak aile mahkemesinde boşanma davası açtı. Dava sürecinde kadın resmiyette hala evliyken başka bir erkeğe mesaj atarak telefon görüşmesi yaptı. Mahkeme çiftin boşanmasına çocuk için nafakaya ve davacı erkek yararına tazminata hükmetti. Kadının tazminat taleplerini de reddetti. Bunun üzerine üst mahkemeye başvuruldu ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Evli olmasına rağmen kadının başka bir erkeğe gece yarısı mesaj atmasını sadakatsizlik olarak nitelendirdi. Boşanma sebebi saydı. Ağır kusurlu bulunan kadın kocasına tazminat ödeyecek. Bursa'da meydana gelen kazaları getiriyoruz. Şimdi ekranlarınıza İnegöl'de bir sülfürik asit yüklü tır yan devrildi ardından alev aldı. Orhan Gazi kavşağı mevkiinde de seyir halindeki motosiklet park halindeki araca çarptı. Alevler geceyi aydınlattı. Bursa'da kayda geçti bu kaza. İnegöl Domaniç Karayolu üzerinde seyir halinde olan sülfürik asit yüklü tır sürücünün virajı alamaması nedeniyle devrildi. Tankerden sızan sülfürik asit tarım arazisine aktı ve yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araçtan sürücü zorlukla çıktı. Yanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı ve alevleri görenler itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle bir saatin ardından tamamen söndürüldü. Fakat tanker kullanılamaz hale geldi. Tankerde bulunan sülfürik asidin tarım arazisine akması üzerine jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Tankerdeki asit başka bir tankere tahliye edildi. Bu korkunç kazada Bursa İstanbul İzmir otoyolunda meydana geldi. Orhan Gazi Kavşan'da emniyet şeridine araç park edildi. Seyir halinde olan motosikletliler de park halindeki araca çarptı. 18 yaşındaki sürücü İsmail Uçar çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırladı. Arkasında oturan 20 yaşındaki Ahmet Göktuğ Kurt sürücü de ağır yaralandı. İddiaya göre cep telefonuna cevap vermek için aracını emniyet şeridine park eden sürücü de şoka girdi. Bu araçta Millet Mahallesi'nde Yunus Emre Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekliyordu. Aracın kaputundan dumanlar çıktı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi hemen ve dumanlara müdahale etmek istedi. Ancak sürücünün müdahalesi işe yaramadı. Araçta LPG vardı. Bu yüzden herhangi bir patlama ihtimaline karşı araca vatandaşlar da müdahale edemedi. Araç alev topuna döndü. Gelen itfaiye aracı söndürdü ve soğutma işlemlerini yaptı. Ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Bursa polisi Görükle'de 250 personel ve 35 ekiple denetim gerçekleştirdi. 1800 kişinin GPT'sine bakıldı, 350 araçta denetlendi. 250 personel, 35 ekiple böyle yola çıktılar. Bursa Görükle'de denetim yaptılar. Bursa İle Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte çalışma yaptı. Mekanlar ve umumu açık alanlar denetlendi. 1800 kişinin genel bilgi toplama sistemi sorgulandı. 350 araçta denetlendi. Türkiye'nin otomobili TOG'un Gemlik'te kurulan fabrikasının kaba inşaatının bir ay sonra tamamlanması bekleniyor. 2022 sonunda üretime hazır olması planlanan fabrikanın 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde devam ediyor. Bursa Gemlik'te fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOG'un yenilikte yolculuk buluşması üzerinden bir yıl geçti. Peki bir yıl boyunca üretilecek otomobil ve üretimin yapılacağı fabrikada neler yapıldı? Batarya teknoloji konusunda faresiz ve niyet mektubu imzalandı. Binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi. Nikel oranı zengin batarya kimyasıyla menzil avantajı sağlandı. Enerji depolama ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma oranları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. Tasarım ve mühendislik entegrasyonu %90 oranında tamamlandı. CSU modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı. %75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere %4 tedarikçi seçildi. 113 olan çalışan sayısı 280 kişiye ulaştı. 86 olan mühendis sayısı 220 kişiye ulaştı. Türkiye'nin otomobili TOG'un Gemlik'te kurulan fabrikasının kabaya inşaatı bir ay sonra tamamlanması bekleniyor. 2022 sonunda üretime hazır olması planlanan fabrikanın 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerlemeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Odunluk Metro istasyonu bugün resmi olarak açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur merakla beklenen T2 hattıyla Emek Şehir Hastanesi metro hatları ile ilgili de tarih verdi. Bursa'da raylı sisteme yeni bir istasyon daha eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bursa Spor Acemler İstasyonu ile Nilüfer İstasyonları arasındaki alana Odunik İstasyonu açıldı. Bu bölge özellikle yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile yaya hareketinin çok yoğun olduğu bir bölge. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bir hafta önce kullanıma geçen durağı toplam 35 bin kişinin kullandığını kaydetti. Çevre düzenlemelerini perzaj çalışmasında bitirdik. Bir hafta önce de aslında burayı devreye aldık. Bir haftada bu istasyonumuzu 35 bin vatandaşımız kullanmış. Bursa'mızın ve Bursa Rayımızın 39. istasyon olarak az önce birkaç arkadaş da ifade etti. Çok kıymetli il başkan yardımcımız da söyledi. Yeni konsept bir istasyon. Diğer istasyonlara göre daha cici duruyor açıkçası. Daha böyle kullanılabilir. Aktaş ayrıca merakla beklenen T2 hattı ile ilgili de 2022 yılını işaret etti. Biliyorum hala ne zaman bitecek bu iş gibi bir kaygı var toplumda. Şu an sinyalizasyon işi yurt dışında ayarlanıyor. 2022'nin ilk 6 aylık dilimi içerisinde muhakkak burayı faaliyete geçireceğiz ödemenin yaklaşık %80'lik kısmını yapmışız. Emekşehir Hastanesi hattının sah 2023'de bitmesi planlanıyor. İhale iptal oldu. İkinci kez konu Danıştay'da ama 2023'ün ikinci yarısında da burayı bitirmek gibi bir hedefimizin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Osman Gazi Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclisi'nde 2022 yılı bütçesini belirledi. Yılı. Ben, 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 ben. Osman Gazi Belediyesi 2022 yılı bütçesini belirledi. Kasım ayı olan meclis toplantısında 2022 mali yılı bütçesi ve performans programı yapıldı. Osman Gazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Demir'in yönettiği toplantıda 2022 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 898 milyon lira olarak onaylandı. Etmeyenler. 2021 yılına göre 196 milyon lira arttı 2022 yılı bütçesi. Bu bütçenin 410 milyon 836 bin lirası mal ve hizmet alımına ayrıldı. 898 milyon liralık bütçenin %32'lik kısmı olarak da 286 milyon 940 bin lirada sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin %12'lik bölümünü oluşturan 106 milyon 964 bin lira ise personel ve SGK giderlerine ayrıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen bir kazada 2 yaşındaki oğullarını kaybeden aile sigorta şirketine dava açtı ve bir avukatla anlaştı. Avukat ailenin arkasından şirketle anlaştı, davadan feragat etti ve parayı kendine aldı. 7 yıl önce bir kaza yaşandı ve Kaya ailesi 2 yaşındaki oğullarını kaybetti bu kazada. Ardından kazayla ilgili sigorta şirketine dava açıldı. Avukat Sedat G. davayla ilgileniyordu şey sigorta şirketlerine dava açtı. Mahkemelere kendisi girdi. Bizim gitmemiz gerek olmadığını söyledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazanın ardından açılan davada iddiaya göre avukat Sedat G. davanın takipçisi olduğunu belirterek Kayı çiftine duruşmalara katılmalarına gerek olmadığını söyledi. Telefonda falan konuştuğumuzda her şeyin iyi olduğunu, bizim parayı alacağımızı söyledi. Ancak olayla ilgili aileye avukatlık ücretinin ödenmediğine dair icra geldi. Olayı anlayamadılar. Davalık oldukları sigorta şirketiyle irtibata geçtiler. Adımıza icra geldiğini öğrendik. Bu niye böyle olduğunu diye sormaya gittiğimizde bize mahkemelerin böyle emsal karar verdiğini söyledi. Yanlış karar verdiğini söyledi. Kendisinin cebinden ödeyeceğini söyledi bize. Hani bizi mağdur etmeyeceğini, kendisi ödeyeceğini söyledi. Sigorta şirketleri bize avukatın feraket yoluyla parayı aldığını, anlaştığını söyledi. Sigorta şirketi 270.407 lira para karşılığında avukatla anlaşmış, parayı da 5 Eylül 2016 tarihinde ödemiş ve avukat da davanın feraket ettiğini belirtmişti. 270 milyar parayı avukata gönderdiklerini, dekontlarını bize gönderdiler. Biz bunu Öğrenip de avukatın yanına gittiğimizde e, kabul etti aldığını. İhtiyacım vardı o yüzden kullandım ben size bunu ödeyeceğim diye söyledi. Ama hiçbir zaman ödemedi. Bunun üzerine gittik savcılığa şikayette bulunduk. Cimere yazı yazdık. Bizim dosyamızın nerede olduğu da belli değil. Biz e, bilgililere, yetkililere sesleniyorum. Bize yardım etsinler. Bizim dosyamız nerede? Ondan bile haberimiz yok. Biz mağdur durumdayız. Müşteri gibi taksiye bindiler, sürücüye adres tarif ettiler. Geldikleri arazide yanında getirdiği taşla taksi şoförünü başına vurdular ve şoförü gasp ettip kaçtılar. Adresse Denizli. Evet. Ticari taksiye müşteri gibi bindiler, gideceklerini iddia edikleri adresi söylediler. Taksi şoförü de ilerlemeye başladı fakat neye gittiğini bilmiyordu. Bir süre ilerledikten sonra saldırganlardan biri yanında taşıdığı taşla şoförün başına vurdu ve şoför bayıldı. Bayılan şoförün cebindeki bin lirayı çalan şahıslar ortadan kayboldu. Gasp adresi Denizli Pamukkale 29 yaşındaki taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın'dan haber alamayan taksi sahibi aracın GPS'den adresini kontrol etti ve taksinin yanına geldiğinde şoför Yalgın'ı başından yaralı baygın halde buldu. Hemen ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Polis saldırgan 3 kişiyi aramaya başladı. İki doz Biontech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü Biontech aşısına ise en riskli olan yaşlardan başlandı. Geçmiş olsun. Hatırlatma doz aşımızı olduk. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah sağlık saatli oluruz. Cenab-ı Allah cümlesine sağlık saat versin. Aşı olmayanlara da olmalarını öneririz. İki doz Biontech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu başladı. Geçmiş olsun. Teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz Biontech aşısının yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından sistemlere tanımlanan vatandaşlar randevularını alıp hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Herkes aşı vurmayı öneririz. Herkes vurulsun aşısını. Herkes kollasın büyüklerini, küçüklerini. <laughs> Kırıkkale'nin ardından Ankara'da da 3. doz Biontech hatırlatma dozuna başlandı. Ankaralı vatandaşlar sabah erken saatlerde hastanelerin yolunu tuttu. 3. Ee, Biontech aşımı oldum. Bugün çok mutluyum olduğum için. Daha önce e, tedavi görmüştüm, kanser hastasıydım. O yüzden benim için bu aşı çok önemli. Aşıyı herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Benim annem o kadar şanslı olamadı, aşıya yetişemedi. Ve Covid'den kaybettik e, Kasım 2020 e, ayı içerisinde. Annemin vefatı sonrasında aşılanma başladı. O yüzden herkesin aşı olmasını istiyorum. E, üçüncü doz bir yöntek aşım. Bugün olmaya geldim. Mutluyum, kronik hastayım zaten ve aşının yüksek koruyuculuk oranı olduğunu düşünüyorum. Bursa Spor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Kocaeli Spor maçı öncesi gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Son 3 lig maçında 9 puan alan Bursa Spor'da teknik direktör Özcan Bizzatip basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu birliktelik yönetimimizle, seyircimizle Bizzat takım birliğinin son 3 maçta sahaya yansıdığını söyledi. Biz aslında birlikte olduğumuzda nelerin yapılabileceğini göstermeye başladık. Bu birliktelik yönetimimizle, seyircimizle, artık taraftarımızla, burada çalışan herkesle, sağlık ekibimizle, personelimizle o birliktelik bize başarıyı getirmeye başladı. Birlikte olduğumuzda çok şeyler yapacağız. Kocaeli kampında iyi hazırlandık, hakikaten iyi hazırlandık. Ben çok detay vermedim ama orayla ilgili gerçekten iyi hazırlandık. Hem psikolojik olarak hem mental olarak hem fiziksel olarak taktiksel anlamda da çok iyi işler yaptık. O yavaş yavaş yansımaya başladı. İyi duruma geldik mi, iyiye doğru gidiyoruz ama istediğimiz hedefe ulaşmadık. Biz lig sonunda istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Belki mükemmel bir oyun oynamayacağız ama mükemmel bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Hafta sonu oynayacakları Kocaeli spor maçına değinen tecrübeli teknik adam, 3 puanı almak için her şeyi yapmamız gerekiyor dedi. Her maç olduğu gibi Kocaeli maçında da 3 puan var. 3 puanı çıkıp almak için her şey yapmamız gerekiyor. Ben hep söylerim kazanmadan harcamak yok. Önce topu kazanmanız gerekiyor. Kazanmak için gerekli girişimleri yapmanız gerekiyor. Kazanma duygusunun oluşması gerekiyor. Bu birliktelikle yapılacak iş. Yönetimimiz gerekli her şeyi yapıyor. Herkes aslanlar gibi mücadele etmeye başladı. Artık kendimize yakışır şekilde hareket etmemiz ve harekete devam etmemiz gerekiyor. Özcan bize devre arası transfer konularına da açıklık getirdi. Ben her maça 3 maç şeyle şeyiyle ile gidiyorum. Emin olun kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz. Yani mutlaka kayıplarımız olacak ama minimumda gitmemiz gerekiyor. Minimumda gidersek zaten bizim hedefimiz o zaman belli olacak. Bizzati son olarak gol atma sıkıntısı çeken santrafor Tim Tavus'tan beklentilerinin daha fazla olduğunu belirtti. Santrafor'un tabii ki hayati şeylerinden bir tanesidir forvetin gol atması ama e, forvetlerin bazen de gol attırması oyunculara göre pozisyon alması farklı şeyler de var. Olay sadece gol atmak değil yani asiste var bu işin takım performansı da var yani onu o yönde de desteklersek hangi oyuncumuz olursa olsun forvet oyuncularına daha iyi performans verecekler bir gün gol atacak. Bir gün Batuhan da atacak, Namık da atacak, Bruno da atacak, Elton da atacak, Tim de atacak. Emin olun atacak yani. Daha iyisini bekliyoruz bir kere. Yani Tim ismine yakışır şekilde oynaması gerekiyor. Ee, isim i̇sim kalitesi yüksek oyuncumuz. Ee, i̇smine yakışır oynaması gerekiyor birinci kuru olarak. Ha ben memnun muyum? Daha değil. Yani e, işin gerçeği timden beklentimiz yüksek. Batuhan'dan da büyük e, beklentim çok yüksek. E, hani bilir misiniz bilmiyorum ama Batuhan'ı ilk profesyonel time kampına ben getirtmiştim Bursa Spor'da çalıştığımız dönemde. Çok güvendiğim bir oyuncu. Onun performansında artmasını bekliyorum. Batuhan da çok iyi geliyor. Artık orada bir rekabet oluşacak ama iki farklı oyuncumuz var orada. Birisi işte dediğiniz gibi forvetleri tutan, birisi aralara pardon defansı tutan, birisi aralara koşu yapan oyuncular. Burada birazcık tercih e, ta Rakibe göre tercih önemli veyahut da oyunun gidişine göre tercih önemli duruma geliyor ama ikisi de oynayabilecek durumda. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Sağlıklı günler dileriz.